BioNTech çok iyi bir aşı dediniz sanırım. Başka bir hastalık için çalışılırken üretilen bir sistem. Hı hı. Pandemiyle beraber hemen COVID-19 için mi uygulandı. Neydi o sistem? Bize anlatır mısınız? Bana anlattığınızda çok ilginç gelmişti hı. çünkü telefonda. Ya, hem BioNTech hem Moderna her ikisi de şey yani aynı çok benzer hikayeleri var. Yani bunlar bir proteini vücuda tanıtmak için bunun bir araç olarak kullanılabileceği varsayımıyla bu şirketler kuruluyor. Zaten BioNTech örneğin kanser immünoterapisi için bu yöntemi kullanıyor. Ve dolayısıyla... Ne kanseri özellikle bir, bir şey de mi? Bir, birkaç tür evet. şeydi yani immünoterapi denen yani immün sistemi immün sistemi kendi var olan immün sistemimizi Kansere karşı e, harekete geçirmek yani kanseri immün sisteme tanıtmak diye söyleyebiliriz. Evet. Bir anlamda o da aşı'nın bir versiyonu diye tanımlanabilir. E, Moderna da aynı şekilde aklında başka şeyler var e, hastalık grupları var. Fakat e, bu e, kriz gündeme gelince e, o zaman tabii bu e, mRNA teknolojisi vücuda bir düşmanı tanıtmak için kullanılıyor. O zaman aynı yani bu aşının prensibi. Dolayısıyla bu aş, virüsün bir parçasını alıp onu proteine dönüştürecek olan yani onu vücuda tanıtacak olan mRNA'yı paketleyip vücuda sunuyorlar. Bu da vücudun içine giriyor. Kandırıyorlar yani aslında bir anlamda. Tabii tabii bu yani vücuda ait olmayan bir şey. Onu hücrenin içerisine girmesini sağlayan bir küçük şey var etrafında bir kaplama var. Şeker kaplı bir e, RNA gibi düşünebilirsin. Bu durumda yağ kaplı. E, hücrenin içine girdikten sonra e, hücrenin içinde var olan protein üretme makinası bundan da bir protein üretebiliyor. Sonra onu zaten yıkıp atıyor. Evet. Geri kalanı. Vücudun yani kendi içerisinde doğal ortamda yani virüs girdiğinde de aynı şekilde üretilecek o protein. Ama burada virüsün hiçbir tarafı yokken sadece bir parmağı e, orada ve aynı proteinin geçeceği yollardan geçerek tam da virüsün oluşacağı şekilde oluşuyor. Etkin olmasının sebebi bu. Ben şimdi birazdan metaforlarla anlatayım mı? Anladım. Bir ordu var <laughs> dışarıdan sanki bir savaş çıkmışçasına bir sanal bir atak yapılıyor ve bu Hı -hı. ordu öğreniyor nasıl savunacağını Hı -hı. kendi şeyini, hatlarını evet. sonra gerçek saldırı olduğu zaman yani gerçek virüsü geldiği zaman Hı -hı. o zaten öğrenmiş oluyor ve sokmuyor çünkü... Tabii bu zaten aşının prensibi. Fakat orada yani bu mRNA teknolojisinin bir avantajı o düşmanı çok iyi tanıtıyor. Yani o sizin söylediğiniz sanal e, atak evet. sanki gerçek atakmış gibi oluyor. Yani ona göre hazırlanma imkanı veriyor. Bazı aşılarda tam e, virüsün tam aynısı e, ürünü tanıtamayabiliyor. Evet. O zaman zaten işte o oranlar artıyor, çıkıyor varyant oluyor. Yani o bir başka bir saldırı beklerken bambaşka bir saldırı geliyor. Biraz daha gelişmiş bir saldırı oluyor. Orada herhalde şey. Yani bir o var, bir de tabii e, örneğin eğer siz bu proteini alıp dışarıda da üretebilirsiniz. Yani vücudun içerisinde üretmeniz evet. yok. Klasik olarak birçok aşı öyle yapılıyor. Alıyorsunuz bir hücre içerisinde büyütüyorsunuz, saflaştırıyorsunuz, proteini veriyorsunuz. Evet. Fakat bunu ürettiğiniz e, hücre tamamen aynı şekilde üretemeyebiliyor. Vücudun kendi üreteceğine e, kıyasla. Evet Bazı küçük nüanslar farklı olabiliyor. Burada bütün nüanslar çok benzer olduğu için cevap da çok güçlü oluyor. Şimdi yeni bir taktik e, uyguluyoruz. Arayı açıyoruz. Sanırım İngiltere yapmış bunu. Yani iki aşağı arasındaki yani. arayı üç aya çıkartıyoruz Türkiye'de. Bazı arkadaşlar da endişeleniyor benim etrafımda. Ya acaba bu iyi bir şey mi, doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni stratejiyle ilgili? Ya ben yani protokoller nasıl geliştiyse en sağlıklı olanı o şekilde uygulaması diye düşünüyorum. Ama yeni datalar geldikçe şunu da görüyoruz. Ya yani bir, bir dozu yaptıktan sonra tek açısından yüzde 80'e varan koruma oluyor. Bu çok yüksek bir rakam cüneyt. Çok yani. Dolayısıyla eğer aşı aşı tedariğinde sıkıntı varsa e, hesap çok ortada. Yani 10 milyon kişiye e, iki doz e, aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye tek doz aşı yapmak. 500 bin tane insanın daha e, hayatını kurtarmak demek. Evet. Dolayısıyla böyle bir acil uygulama için itirazım yok. Ama tabii ki sağlık planı <laughs> yeterli doz aşıyı sağlayıp herkese yapmak. Yani bu sözü edilen aşılar eğer Türkiye'ye gelirse ki bugün haberi geldi, e, ulaşmış ilk doz diye. Evet. Yani bu e, bu yaz Türkiye salgını tamamen bitirebilir. Yeterli diyorsunuz. Yani. ya. Eğer bu 200 milyon doza kadar aşı e, hatta bugün 270 milyon diye bir rakam evet. duydum Yani bu miktarda aşı Türkiye'ye gelirse yüz, bu, şu anda 100 milyon e, aşıyla salgının e, yayılımı tamamen durdurulabilir. İkinci doz aşıların yapılmasıyla da salgın biter. Ya yani Türkiye'nin kendi içerisindeki salgın biter. Sinovac aşısı olanlarda şöyle bir şey var. Ya acaba biz de BioNTech olabilir miyiz? bir süre sonra. Var mı böyle bir imkansızca o süre nedir yani neye göre belirlenir? Hani diyelim herkese yetecek kadar aşı geldi. Oldu herkes bir tur, ikinci hı hı. tur, üçüncü turda acaba sınav da şey olanlarda olabilir mi sizce? Yani olabilir. Onun e, gerekli e, olacağını zannetmiyorum ama bu kararı vermek için e, Türkiye'deki yaygın olan e, virüsün tipinin çok iyi belirlenmesi lazım. Yani eğer o tarama yapılamazsa çünkü Sinomak'ın zafiyet gösterdiği bazı virüs türleri var. Eğer o türler Türkiye'de yayılıyorsa o zaman on, o gruba BioNTech aşısı veya başka bir aşı yapılması düşünülebilir. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden hem Merkel dediler ki e, bu patentler açılmalı. E, diğer ülkelere de verilmeli. İlaç firmaları da itiraz ettiler. Sizce bunun kazananı kim olur? Yani böyle bir şey e, olabilecek bir şey mi patentlerin? E, belki de ücreti ödenip ilaç firmalarından alınıp imkanı olmayan ülkelere açılması, yapılması? Ya bu e, karmaşık bir konu ama belki iki taraftan bakabiliriz. Yani bir tanesi amaç ne? Yani birinci e, amaç ne? En kısa zamanda dünyayı aşılamak. Evet. Eğer e, bir numaralı öncelik buysa bu önceliği gerçekleştirmek için patentleri kaldırmanın yeterli olacağını düşünmek bence saflık. Yani böyle bir uygulamanın... Neden? üretim üretilemez mi? Yani o açıdan mı söylüyorsunuz? Üretilebilir. Fakat yani üretim patentlerin kalkmasıyla açılacak bir şalter değil musluk gibi aşı üretmeye başlayacak. Yani orada uzun bir süreç var. Yani o patentlerin açılmasından yerel aşıların üretimine kadar. Yani bu, bu ülkeleri alın patentinizi deyip kendi kaderine bırakıp Iı, aşı üretmelerini üretmeyi beklerseniz bu çok uzun bir süre alacak. Ya zaten yapmak istemediğimiz şey bu bu süre bu sırayı kısaltmak istiyoruz mümkün olduğu kadar. Bir de yani hazır burada şu anda doz üretim kapasitesinde bir sıkıntı yok artık yani ya da çok yakında hiç kalmayacak. E, dolayısıyla mantıklı gelen bana e, bu şirketleri üretim kapasitesi yerinde olan ve üretebilen sağlıklı bir şekilde şirketleri yerel şirketlerle ortak işbirlikleri çerçevesine sokmak yani hangi finansal formülde veya zihinsel koruma formülünde olacaksa Tabii ki yani geçici olarak gevşetilebilir şeyler zaten bu ilk dönemki üretim maliyetleri çok düşüyor her şeyi biliyorsun birinci dozu 1 milyar dolarsa ikinci dozu bir dolar Dolayısıyla bu şirketlerin bir zarara maruz kalmadan bir kısmını da bağış olarak da yapabileceği, hem de teknolojiyi de aktarabileceği ve de süreci hızlandırabileceği modeller düşünmek lazım. Düşünülüyordu zaten. Yani konsorsiyumlar kuruluyor. Şirketler zaten öyle hayır biz yapmayacağız işte kısacağız üretimi, fiyat yüksek kalsın diye bir şey yapmıyor yani. Biontech biliyorsun daha yeni duyurdu. 2 milyar doz aşı vereceğiz dedi şeye. 1 milyar doz bu sene. 2 milyar doz önümüzdeki sene e, düşük gelir kuşağı ülkelere vereceğiz. Yani bu çok daha <laughs> sağlıklı, hızlı, mantıklı, etkin bir yöntem. İkincisi de yani bu kadar drakon bir önlem alırsanız, yani bundan sonra patent yok kardeşim ya kafamızı estirince kaldırırız patenti derseniz, bu endüstriyi öldürür yani. E, eğer bu, bugün bunu aşı için yaparsanız bir sonraki pandemide aşılardan uzak dur kardeşim diyebilir şey. Araştırmacılar, araştırma özel şirketler yapma, biz yani, bizi zarar etmiyor adam evet. çünkü işine bakıyor. Yani dolayısıyla burada birisini öldürüp e, sistemi harekete geçirmeye çalışmak sağlıklı değil. Herkesin kazanacağı şekilde yapılabilir.